Merhaba, ben Fatih Akyol. Eğitim koçu, terci danışmanı yapıyorum. Instagram'da Eğitim Park, iki tane kare bütün sayfanın sahibiyim. Beylikdüzü İstanbul'da ofisim var. Klasik girişimizi yaptıktan sonra konuya geçelim. 2022 YKS nasıl olur? Bununla alakalı çok soru aldım ve video paylaşacağımı deklar ettim. Şimdi paylaşabiliyorum. Kusura bakmayın, öğrenci yoğunluğum vardı. Koçluk yapıyorum biliyorsunuz, onlarla ilgileniyorum. Şimdi arkadaşlar, 2020 sınavında sonra ben paylaşım yapmıştım. Demiştim ki 2021 daha zor olacak. Niye? Çünkü kolay bir sınavdı bu yıl. 2020 sınavı. Ve adil bir sınav değildi. 2021 daha zor olacak, kendinizi hazırlıklı, kendinizi hazırlayın demiştim. Tabii bu kadar abartacaklarını düşünmemiştim. 2021 sınavını çok zor yaptılar. AYT'de matematikte 20 soru normaldi. Normal diyorum, bakın kolay değil ha. Normal, ortalama üstü sorulardı. 20 soru çok zordu. Zordu yani, hadi zordu diyelim. 20 sorunun 10 tanesi çok zordu. 5 tanesi zaten yani insan evladından sorulacak sorular değildi bunlar yani. TYT matematiğinde yine 10 civarı, 10-14 civarı hatta sorular sağlam sorulardı, güzeldi. Zorlayıcı sorular vardı. 3-4 tane bayağı zordu ama süre olsaydı yapılabilirdi yine. Yapılabilirdi. Ama süre sınavı TYT olmadı. Yani matematik belirledi. TYT'de biliyorsunuz normalde 15 netle 16 netle baraj geçiriyordu 150 puan barajı. Bu yıl 18 netle barajı geçemediler ya. Matematik yapmayanlar geçemediler. Bu yıl matematik mahvetti. Sınav sapmada o %17-18 bandında giden matematik sorusu değeri bu yıl %25-30'u buldu. Buldu yani. %30'a kadar yansıdı. Her neyse. Özetle bu yılki sınav çok zordu. Bu yılki sınavdan sonra ben paylaşım yapmıştım hatırlıyorsunuz. Videolarım duruyor, paylaşımlarım duruyor. Dediğim rakamlar da çıktı biliyorsunuz. Ve demiştim ki barajların çekilmesi lazım. Çok kişi barajı geçemeyecek dedim. Ve geçemedi. Ve barajlar aşağı çektiler. Şimdi gelecek yıl adamlar niye bunu yapsın? Niye yapsınlar ki? Gelecek yıl yine zor sorarlarsa yine barajı aşağı çekmek zorunda kalacaksın. Ya niye? Çünkü kardeşim sen öğrenciye ne verdin ki, ne bekliyorsun? Öğrenci bu sorulara alışık değil ki. Ne Milli Eğitim Müfredatında bu tarz sorular var. Bu tarz bir eğitim de yok. Bu tarz bir gösterim yok. Yardımcı kaynaklara da bu tarz sorular çoğu kaynakta yok. Yok yani. O zaman ne bekliyorsun ki? Ne bekliyorsun? Yani gelecek yılki sınavda böyle zor olmayacak arkadaşlar. Olmayacak yani. Ne kadar zor olabilir? Ben olsam ne yapardım? Ben olsam 20 AYT matematiğinde 10 tane zor sorardım. 10 zor soru sorardım. Bu yıl 20 değildi, 20 gibi değildi, 10 gibi. 10 taneyi zor sorardım. Bunun 3-4 tanesini seçici yapardım. Geçerdim. TYT'yi de aynı şekilde bu şekilde yapardım. O zaman ne olurdu? Daha yapılabilir bir sınav olurdu. Yine çalışan, hak eden hak ederdi. Elerdi diğer 3-4 tane, 5 tane, 7-8 tane soruyla elerdi diğer insanları. Hak eden hak ettiğine kavuşurdu. Ben olsam böyle yapardım. Şimdi ben Milli Eğitim, ya ÖSYM'nin böyle yapacağını düşünüyorum. Ya mantıklı olan da budur. 2020 kadar da kolay yapacaklarını düşünmüyorum. 2020 çünkü çok bence kolay bir sınavdı. Benim düşüncem bu. Ama bakın ben kendi koçluk yaptığım öğrencilerime de söylüyorum. Özellikle de sayısalda derece öğrencilerime, eşitarçılara özellikle bunu söylüyorum. Yine belli kaynaklardan soru çözeceğiz diyorum. Belli sağlam kaynaklardan çözeceğiz. Hatta bir iki tane öğrencimi olimpiyat çalıştırmayı düşünüyorum. Hatta bir tanesi çalışıyor şu anda. Özdebir'in 3D'nin vesaire biliyorsunuz Türkiye'ye giden birincisi benim öğrencim. O olimpiyat çalışıyor şu anda ayrıca matematiği. Yine siz de çalışmanız gerekiyor. Hedefiniz derece ise belli sağlam kaynakların ve ekstra olimpiyat kaynakları bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Niye? Çünkü yine zorlayabilirler. Bakın böyle konuşuyoruz ama adamlar çıktı hepsini tekrar zorladılar. Olabilir mi? Bir şey diyemem. Ama mantıklı mı? Değil. Niye barajı aşağı çektin o zaman? Şimdi gelecek yıl aynı mantığı yapıp yine barajı aşağı çekmenin mantığı var mı arkadaşlar? Yok. Ben zannetmiyorum böyle bir şey yapacaklarını. Ama zor olacak mı? Bu kadar zor olmayacak ama çok da kolay olacağını düşünmüyorum ben. İnşallah da kolay olmaz. İnşallah da kolay olmasın zaten. Olmasın. Hak eden, adam gibi çalışan 2020 sınavı matematiği kolaydı. Kolaydı yani. Yani örnek sorusu gibi soru sormuş adamlar. Gerçek çalışan öğrenciyi ayırt edecek bir sınav değildi. Bakalım. Benim görüşlerim bunlar. Herkese başarılar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.